Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba, ben Blippi. Oo, bakın burada ne var. Lezzetli sebzeler. Çok sağlıklılar. Ama çok doydum ben. Güzel ve sağlıklı bir yemek yedikten sonra sizce ne yiyebiliriz? Evet, tatlı. Bugün Washington'daki Boyun Şeker Dükkanı'ndayız. Çok eğlenceli olacak. Hadi gelin. Vay canına. Şuraya bakın. Nefis. Aa, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama çok güzel görünüyor. Oo. Hey, vay canına, bu bir karamel. Oo, bu da çikolata. Nefis. Hey, birlikte bu lezzetli atıştırmalıkları yapmayı öğrenebiliriz. Woohoo! Oo, çikolata, çikolata, çikolata. Çikolatayı çok seviyorum. Hey, şuna bakın. Musluktan çıkan çikolataya bakın. Görüyor musunuz? Oo, vay canına. Bakın bende ne var? Oo, üstünde harfler olan plastik bir kap. Hangi harf olduğunu biliyor musunuz? Evet, B harfi bu. Adının baş harfi B olan birini tanıyor musunuz? Evet, benim adım Blippi. Hey, bir fikrim var. B harflerinden birini çikolatayla dolduralım. Hazır mısınız? Şuna bakın. Üstüne bir sürü çikolata fışkırttı. Ha, şimdi bu tarafa geçmeliyiz. Bunu sallayıp hava kabarcıklarından arındıracağız. Bunun için çikolata boya fırçası veya çikolata fırçası kullanıyoruz. Evet, çalıştırıyoruz. Wow! Aha, evet. Hava kabarcıklarından kurtulduk. Şimdi buzdolabına koyalım. Hey, neden buzdolabına koyuyoruz biliyor musunuz? Evet, çünkü öncesinde de dediğim gibi çikolata çok ama çok sıcaktı. Katılaşması için onu soğutmamız gerekiyor. Çikolata soğuduğunda katılaşır. Bakın, hiç elime bulaşmıyor. Tamam, şimdi sonraki adıma geçiyoruz. Bu tepsiye koyuyoruz ve kalıptan çıkartıyoruz. Evet, hadi bakalım. Oh, oh. Evet. Bakın, çikolatadan B harfi. B harfi. Peki bu çikolata ne renk acaba söyleyin. Kahverengi. Evet, bu çikolata kahverengi. Bal arısı da B harfiyle başlıyor. Oo. Evet, bal arılarını severiz değil mi? Tamam, şimdi bunu bir kutuya koyalım. Evet, çikolatamız çok güzel görünüyor. Evet, hoşça kal B harfi. İşte oldu. Hey, kutulardan bahsetmişken şuraya bir bakın. Aa, evet. Oo, vay canına, ne yaptığına bakın. Kutuları çikolatayla dolduruyor değil mi? Harika. Aa, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Eğleniyor musunuz peki? Aa, çok eğleniyorum Blippi. Hem de çok. Güzel. İşini bitirdiğinde böyle olacak işte. Çok hoş değil mi? Kesinlikle öyle. Pekala. Hadi işi tamamlayalım o zaman. Şimdi çikolata kutularını alıyoruz. Üstüne koruyucu karton yerleştiriyoruz. Sonra da broşürü koyuyoruz. Üstüne yerleştiriyoruz. Ve kutuyu kapatıyoruz. İşte böyle. Plastik torbadan geçirip sonra da taşıma bandına koyuyoruz. Kapatıyoruz. Harika. Güzel. Şimdi ihtiyacımız olan şey ısı tabancası.
ve üstü streç film kaplı. İşte bu makine plastiği sıkıştırıyor. İşte böyle. Çok eğlenceli değil mi? Vay canına. Evet. Evet. Çok iyi görünüyor. Tamam, işte oldu. Arkasını çevirelim. Şimdi kutuyu güzelce sardıktan sonra kurdelesini takıyoruz. Evet. Bu şekilde üstten geçiriyoruz ve işte hazır. Gördünüz mü? Kutumuz çok ama çok güzel oldu. Bu çikolatalar da B harfiyle başlıyor. Tıpkı Blippi gibi. Evet, şimdi bunu eve götürebilirim. B, L, I, P, P, I. Blippi. Bu şekerlemeler enfes görünüyor. Uzun bir taşıma bandının üstündeler. Acaba nasıl çalışıyor? Deneyebilir miyim? Tabii. Şuraya bakın. Hadi iki parça alalım. Bir tanesini buraya koyalım. İkincisini de buraya. İşte böyle. Ve şimdi uzun bir taşıma bandında ilerliyorlar. Burası alt tarafa çikolata ekliyor. Vay canına. Çok hoş görünüyor. Burada biraz kuruyorlar. Ve çok yavaşlıyorlar. Ne kadar yavaş olduğuna bakın. Şuraya bakın. Çikolata ekleyen bir bölüm daha var. Vay canına. İzlemesi çok keyifli. Şimdi altları iki katmanlı oldu. Diğerleri ise bu tarafta. Ne yapıyorsun? Dağların her yerini çikolatayla kaplıyorum. Üstüne bolca çikolata döküyorlar. Bakın. Enfes görünüyor. Diğer tarafta buluşalım. Vay canına. Ne yapıyorsunuz? Rainier dağlarına beyaz çikolatadan karlar serpiyorum. Beyaz çikolatadan karlara bakın. Gittikçe daha lezzetli görünüyor. Ve bu tarafta soğutuluyor. Hadi diğer tarafta buluşalım. Peki siz ne yapıyorsunuz? Çikolataları alıp tepsiye koyuyorum. Hazır olan çikolatalar tepsiye yerleştiriliyor. Bakın. Şuna bakın. Nefis. Şunlara bakın. Üstü karla kaplı üçgenlere benziyorlar. Tıpkı Rainier Dağı gibi. Vay canına. Nefis. Bakın. Bu plastik tüpün içinde çikolata var. Ucunu kestim. Şimdi bir sanat eseri yapabilirim. Hazır mısınız? Dökülüyor. Tamam, hadi bir üçgen yapalım. İşte oldu. Harika. Peki dikdörtgene ne dersiniz? Bu dikdörtgen bir kalıp çikolataya benzedi. Burada bir kalıp çikolata var. Hadi üstüne adımı yazalım. Hazır mısınız? B, L, I,
P P İ. Evet, bakın Blippi lezzetli görünüyor. Başka ne çizelim? Evet, biliyorum. Kıvrımlı çizgiler çizebiliriz. Wow! 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 İşte oldu. Kuruduğunda çok lezzetli olacak. Wow! Vay canına! Şuna bakın. Bu dev bir çikolata kalıbı. Oo! Hem de çok ağır. Oo! Oo! Vay canına. Daha önce bu kadar büyük bir çikolata gördünüz mü? Ben görmedim. Tamam. Burada etrafı biraz karıştıracağım. Bu yüzden önce bir önlük giymem gerekiyor. İşte böyle. Harika. Arkamızı da bağlayalım. Evet. Önlüğümü giydiğime göre bu çikolata kalıbını parçalayabiliriz. Evet, bu bir çekice benziyor değil mi? Ama normal bir çekiç değil. Sadece bu dev çikolata kalıbını parçalamak için kullanılıyor. Tamam mı? Hazır mısınız? Evet. Evet. Harika oldu. Bir kez daha. İşte oldu. Tamamdır. İşte artık çok daha küçük parçalara ayrıldı. Ama yine de çok büyük. Bunları ne yapacağız? Isıtıcıya koyacağız. Ama önce ısıtıcının kapağını açmalıyız. Ve sonra... Aa bakın. Benim için açmışlar. Teşekkür ederim. Oo, şuna bakın. Şuna bakın. Bakın. Oo. Bu çikolata çok lezzetli görünüyor. Bu makine çikolatayı ısıtarak eritiyor. Evet, işte başlıyoruz. Bakın. Pekala. Tepsiyi yerine koyalım. Şimdi bu büyük kabı almalıyız. Hemen altına koyuyoruz. Çünkü... Bunu açtığımda dışarı bolca erimiş çikolata dökülecek. Hazır mısınız? Oo! Oho! Ah, çok lezzetli görünüyor. Ah, oo! Bu çok ağır. Tamam, çikolatayı buraya götürelim. Şimdi taşlı bir yol yapacağız. Evet. Ne olduğunu biliyor musunuz? Çok lezzetlidir. Pekala. Evet, çikolata çok sıcak olduğu için burada biraz soğumaya bırakacağız, tamam mı? Burada gördüğünüz gibi enfes bir çikolata var. Ondan biraz daha serin. Tamam, çikolatamızı aldık. Şimdi de biraz fındık alıyoruz. Çok iyi görünüyor. Sonra da biraz marshmallow alıyoruz. Önce marshmallowları dökelim. Sonra da hepsini karıştıralım. Evet. Tamamdır. Başlıyoruz. Woohoo! Woohoo! Bakın. Oo! Evet. Çikolata ve marshmallow'u bir güzel karıştırmalıyız. Hiç beyazlık kalmamalı, tamam mı? Sadece çikolatayı görmelisiniz. Sadece çikolata. Az kaldı. Oo! Evet, çok iyi karıştı. Gördünüz mü? Çikolata kaplı marshmallow'a benziyor. Pekala. Şimdi ise fındıkları dökeceğiz. Onları da dökelim ve karıştıralım. Tamam. İşte oldu. Hadi karıştıralım. Oo! Çok lezzetli görünüyor. Tamam, şimdi ise bu karışımı çıkartıp masaya koymalıyız. Etraf çok ama çok kirlenecek. İlk olarak bu dev eldivenleri takmalıyız. Evet!
Oho, şunun büyüklüğüne bakın. Neredeyse omzuma kadar gidiyor. Oo. Şimdi de diğerini takalım. Evet. Oho. İki dev eldiveni de taktım. Bir, iki. Şimdi de küçük eldivenleri takıyoruz. İşte böyle. Şimdi hazırız. Son bir kez karıştıralım. Tamam. Karıştırma kaşığını buraya koyalım. Şimdi buna benzeyen büyük ağaç kütükleri yapacağız. Görüyor musunuz? Oo, çok lezzetli görünüyor. Şimdi bunu alalım, masaya koyalım ve uzun bir tümseye dönüştürelim. Hazır mısınız? Çok yumuşak ve çok güzel kokuyor. Evet, işte oldu. Bu çok eğlenceli. Evet, biraz daha var. Evet, bu kabı yalamak istiyorum. Evet, çok az kaldı. Tamam. Bununla işimiz bitti. Evet, alt tarafa yerleştirelim. Şimdi bunu şekillendireceğim. Uzun bir dağ gibi yapmam gerekiyor. Tamam mı? Evet, sizce... Oo, nasıl görünüyor? Güzel mi? Yoksa olmadı mı? Evet, şimdi ise... Kurumasını bekleyeceğiz. Sonra da yiyeceğiz. Harikaydık. Şuna bir bakın. İşte buna taşlı yol diyebilirim. Oo, ne yaptığımı görüyor musunuz? Ben ellerimi yıkıyorum. Çok iyi yıkıyorum. Çünkü birazdan ellerimi çok fazla kullanmam gerekecek. Evet, güzelce kuruluyor. Oo, çok eğlenceli olacak. Aa, tamam. Ellerim tertemiz oldu. Birazdan ellerimi termometre olarak kullanacağım. Evet, termometrenin ne olduğunu biliyor musunuz? Termometreler sıcaklığı ölçmemizi sağlarlar. Hadi gelin. Oo. Ho. Bu çikolatada kullanacağım sıcaklık çok ama çok önemli. Bu yüzden eldiven kullanmıyorum. Çünkü çikolataya dokunacağım ve uygun sıcaklıkta olduğundan emin olacağım. Şu çikolatayı görüyor musunuz? Çok sıcak. Şimdi bir kısmını alalım ve masaya dökelim. Evet, işte böyle. Harika. Bunu buraya koyacağım ve bu şekilde etrafa yayacağım. Çikolatalı bir şekerleme yapıyoruz. Oo, çok güzel yapıyor. Bakın. Vay canına, çok etkileyici. Bakın, çikolatada elimi gezdiriyorum ve uygun sıcaklıkta olduğundan emin oluyorum. Evet, bence çok iyi. Şimdi de sol elimle biraz fıstık ezmesi alacağım ve şu biraz beyaz şeyden koyacağım. Karıştıralım güzelce. Sağ elimi kullanmaya devam etmeliyim. Çok zor bir iş. Karnınızı ovalarken aynı anda kafanıza dokunmak gibi bir şey. Evet, işte böyle. Çok zor. Ayrıca çok pürüzsüz de. Tamam. Ancak bu kadar yapabiliyorum ben.
Bakın. Yuvarlak bir topa benziyor, değil mi? Bu elimle alıyorum ve hop. Oo, tamam. Evet. Evet. Şimdi de bunu tepsiye koyacağım. Tıpkı onun yaptığı gibi. Hafifçe döndürüyoruz. Evet. Çok iyi görünüyor. Sonrakini biraz daha büyük yapalım. Evet. Çok iyi değilim. Ama pratik yaptıkça daha iyi olabilirim. Evet. Hadi başlıyoruz. Tamam. Tekrar elime atıyorum. Hop. Evet. İşte oldu. Evet. Vay canına. Bunun çikolatası çok daha fazla. İşte oldu. Aa, bir de onunkilere bakın. Evet, son kez yapıyorum. Başlıyoruz. Döndürüyorum. Buraya koyuyorum. Üstüne biraz çikolata dökelim. Wow! Çok lezzetli görünüyor. Evet. İşim bittiğine göre ellerimi yeniden yıkayabilirim. Hadi benimle gelin. Evet. Wow! Tamam. Artık işim bitti ve çikolatalarım çok lezzetli olacak. Sizce başka hangi çikolata lezzetlidir? Evet. Elimdeki çikolatayı yalayabilirim. Çünkü çikolatalı şekerleme hazırlama işini tamamladım. Sonrasında hemen ellerimi yıkayacağım. Mmm. 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 Çok lezzetliydi. Al bakalım. Aa, teşekkür ederim. İyi günler. Oo. Aa, nefis. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Enfes görünmüyor mu? Aa. Birlikte tüm bu lezzetli atıştırmalıkları keşfetmek çok eğlenceliydi, değil mi? Mesela bu çikolata kaplı bir dondurma külahı. Tadı çok güzel olmalı. Taşıma bandını gördük, çikolatalı şekerlemeler yaptık. Merhaba, birkaç arkadaş. Hadi bakalım, deneyelim değil mi? Hadi bakalım söyleyin, tatlılarınız nasıl çocuklar? Çok güzel. Çok eğlenceli bir gün olduğunu düşünüyorum. Bob'un çikolata dükkanında çok güzel şeyler öğrendik. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Harika. Evet, sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba. Bugün nasılsınız? Evet. Vay canına. Nerede olduğumuza bakın. Bugün Las Vegas, Nevada'daki Fidget's kapalı oyun alanındayız. Woo! Pekala. Hadi etrafta zıplayıp neler olduğuna bakalım. Oo, bakın bir tren. Oo! Oo! Pekala. Geziye devam ediyorum. Woo! Şuna bakın. Vay canına. Bu bir tren istasyonu. Gördünüz mü? Bir sürü tren var. Örneğin bu kırmızı tren. Çuf 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 çuf. Oh, merhaba pembe tren. Bakın bu pembe bir tren. Vay canına. Merhaba. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Bakın siyah bir tren.
Çuf 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 çuf. Oo! Trenleri seviyorum. Vay canına. Oo, pekala. Hadi bakalım. Evet, zıplamaya devam ediyorum. Oo! Şuna bakın. Renkli bir top havuzu. Oo! 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 Vay canına. Bir sürü renkli top var. Oo! Bu da ne? Vay canına. Şuraya bak. Aa! Bu yeşil bir çim biçme makinesi. Öyleyse çimleri biçelim. Hop. Oo! Bakalım başka neler var. Oo! 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 Bu da ne? Vay canına. Kırmızı bir motosiklet bu. Run run. Bence başka şeyler de bulabiliriz. Oo! Wee! Oo! 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 Oho! Dikkat edin. Oh. Az kalsın sizi vuruyordum. Vay canına. Oh, bakın. Bu bir ekskavatör. Evet, tıpkı Blip Blip'in ekskavatör şarkısındaki gibi. Soy un excavadora, excavadora, ya no hay tierra ahora. Oh, evet, şimdi odanın diğer tarafına emekleyelim. Vay canına! Şuna bakın! Bu bir geminin tabanına benziyor. Bu da deniz olmalı. Çok havalı bir gemi bu. Pekala, emeklemeye devam edelim. Wow! Şuna bakın. Vay canına. Bu bir itfaiye aracı. Oo. Ve bir okul otobüsü. Evet. İtfaiye aracını alalım ve onu kaydıralım. Wow! Woo! Evet. Wow! Bu harikaydı. Hadi bir daha yapalım. Bu sefer de okul otobüsü. Hazır? İşte gidiyoruz. Evet, harika. Vay canına. Arkadaki şeye bakın. Ooo, prenses ve kralın şatosuna benziyor. Şimdi içeri gireceğim. Merhaba. Bakın. Ben bir unicornum. Şatoda bir şey daha buldum. Evet. Bir bebek arabası. Ve içinde bir bebek var. Bu bir bebek. Merhaba bebek. Merhaba. Pekala, iyi uykular bebek. Şşşt. Uyusun da büyüsün ninni. İyi uykular. Hoşça kal. Evet. Şimdi
etrafta biraz koşturalım. Oo! Şu basamaklara bakın. Çok renkliler. Bu basamağın rengi mavi. Bu basamağın rengi turuncu. Bu basamağın rengi kırmızı. Oo! Ve bu basamağın rengi de yeşil. Yukarı gelin. Vay canına. Şu kırmızı kum torbasına bakın. O, 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 o. Aa, burada bir tane daha var. Oo. Oo, gördünüz mü? Bir tane daha var. Bu kum torbasının rengi turuncu. Vay canına. Biz şimdi oyun alanının ikinci katındayız. Oo! Hey! Burada bir tünel var. Hadi oraya gidelim. Merhaba, merhaba. Oo, şu tünele bakın. Sizi görebiliyorum. Tamam, oraya geliyorum. İşte geliyorum. Tünelde emekliyorum. Vay canına. Çok eğlenceliydi. Şuraya bakın. Aa, bunu gördünüz mü? Sarı renkli bir kaydırak ve daire şeklinde. Şimdi ben buradan aşağı kayacağım. Ben aşağı inince siz de arkamdan gelebilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Hoşça kalın. Oo! Harika! Kaydıraktan kaydınız. Evet, kaydıraktan kaymak çok eğlenceliydi. Bence şimdi dönmeliyiz. Oo! Oo! Dönmeyi seviyorum. Oo! Hey! Bu da ne böyle? Oo! Merhaba. Peki, nasılsınız? Şu anda bir evin içindeyim. Rock, rock. Ah, merhaba kurba. Oo. Oo, başka ne varmış? Hoşça kal kurba. Hmm, merhaba, ben bir kuzuyum. Kuzuyum. Me, me, me. Me. Merhaba. Hadi diğer tarafa gidelim. Vay canına. Şu alete bakın. Oo. Oo. Aa. Dengede duruyorum. Evet. Oo. Oo. Bu harikaydı. Hadi biraz daha dönelim. Oh, bu sarı bir araba. İşte geliyor. Evet. Bir tane daha var. Bu arabanın rengi ise mor. Hazır olun. İşte geliyor. Evet. Hey, şuna bakın. Bakın. Bu atı olan pembe bir fayton. Hoşça kal. Evet. Aa, ve üstü sarı, altı kırmızı bir araba. Oo, dikkat edin. Aa. Oo. Ve siyah bir polis arabası. İşte geliyor. Oo. Evet, bir tane daha. Kırmızı bir itfaiye aracı.
İşte geliyor güle güle itfaiye aracı. Wow! Hadi gidelim bu taraftan. Şu renkli legolara bakın. Rengarenkler. Bence arkalarında ne olduğunu görmek için onları yatırmalıyız. Vay canına. Evet, gördünüz mü? Bu bir yazı tahtası. Üstüne yazı yazabilirsiniz. O zaman bugün yaptıklarımızı tekrar edelim. İlk olarak zıpladık. Z, I, P, L, A. Evet, zıpla. Sonra emekledik. E, M, E, K, L, E. Emekle. Ve sonra koştuk. K, O, Ş, koş. Peki sonra ne yaptık? Evet, kaydıraktan kaydık. K-A-Y. Yani kay. Ve sonra dönmüştük. D-Ö-N. Yani dön. Yani bu çok eğlenceliydi. Oyun alanında çok güzel aktiviteler yaptık. Ve bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Evet, benim adım Blippi. Hadi birlikte yazalım. Hazır mısınız? B, L, I, P, P, I, Blippi. Harika. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Bakın arkamda ne var? Bu makineye forklift deniyor. Bugünkü bölümümüzde forkliftler hakkında yeni bilgiler öğreneceğiz. Şimdi forkliftin parçalarını tanıyalım. Gelin. Oo, şuraya bakın. Burası kabin. Forkliftin operatörü burada oturuyor. Şuraya bakın. Bu bir tekerlek ve lastik. Bu da bir tekerlek ve lastik. Bu tekerlek çok büyük. Bu tekerlek ise çok küçük. Vay canına. Şu uzun şeye bakın. Buna kızak deniyor. Hop. Ve bu şey ise işte taşıyıcı. Ve bunlar da çatallar. Nam 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 nam. Bu üç parça da paleti kaldırıyor. Bakın burada ne var? Bu bir dans pisti. Yani palet. Gelin hadi yağını kontrol edelim. Bu forkliftin motoru. Vay canına. Burada bir sürü havalı şey var. Forklift gücünü bunlardan alıyor. Bence hep birlikte yağ kontrol edebiliriz. Önce ölçme çubuğunu çıkartıyoruz. Sonra tekrar yerleştiriyoruz. Sonra yağ kontrol ediyoruz. Ve harika görünüyor. Hizmet standartları diye
İşte buna derim. Pekala. Şimdi forklifti kullanma zamanı. Ama önce güvenlik. Güvenlik ekipmanlarımızı giymeliyiz. Baretimi taktım. Ha? Ve parlak turuncu. Oo! Çok rüzgar var. Bir pelerin gibi. Hadi giyelim. Ve fermuarı çekelim. Evet. Tüm güvenlik ekipmanlarımızı giydiğimize göre artık forklifti kullanabiliriz. Gelin. Hadi bakalım. İçeri gelin. Evet. Şu anda forkliftin içindeyiz. Önce emniyet kemerimizi takmalıyız. Oh. Ah. Ah. İşte oldu. Kemeri bağladık. Bu forkliftin direksiyonu. Oh. Bütün her şeyi döndürüyor. Buysa vites kolu. İleri ve geri gitmeyi sağlıyor. Buradaki kollarsa kızak, taşıyıcı ve çatalları yönlendiriyor. Yukarı ve aşağı kaldırınca yukarı ve aşağı hareket ediyorlar. Buysa sağa ve sola döndürüyor. Vay canına. Pekala. İşte gidiyoruz. Forklifti çalıştıracağım ve onu süreceğim. Evet. Binipi, paletlerden birini depoya taşımama yardım eder misin? Tabii, elbette. Teşekkür ederim. Tamam, vay canına. Duydunuz mu? 4 paletten birini seçip depoya taşımamız gerekiyor. Tamam, 1, 2, 3, 4. Bakalım üstlerinde neler var. Hadi gelin. İlk paletin üstünde 4 beyaz kova var. İkinci palette mavi renkli büyük bir varil var. Üçüncü palette 4 siyah lastik ve dördüncü palette de ekskavatörde kullanılan büyük bir kepçe var. Hey Filippi, kiminle konuşuyorsun? İşine dön. Tamam, bunu duydunuz mu? Hemen işe dönmemiz gerekiyor, yoksa başımız derde girecek. Öyleyse lastikleri seçelim. Evet, hadi bakalım. Evet, bu iyi görünüyor değil mi? Evet, hadi bakalım. Thank you.
Çok teşekkür ederim Bilippi. Aferin sana. Rica ederim. Size de aferin. Sizlerle forkliftler hakkında bilgi almak çok eğlenceliydi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Hadi birlikte adımı yazalım. Hazır mısınız? 1, 2, 3. B, L, I, P, P, I. Blippi. Harika. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar. Eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Bakın. Vay canına. Büyük beyaz bir poşet. Aha. Acaba içinde ne var? Bir sürü rengarenk top. Bir tane daha var. Büyük beyaz bir poşet. Şunu izleyin. Hazır mısınız? Tamam. İşte geliyor. Bir sürü renkli top var. Vay canına. Şunlara bakın. Vay canına. Pekala. Evet. Tamam. Şimdi topları masadan kaldıralım. Beyaz masamıza geri dönmüş olduk. Evet, işte beyaz masamız. Hadi bakalım renkleri öğrenelim şimdi de. Bakın. Bakın bu canavar kamyonun rengi siyah, yeşil, mor ve biraz da kırmızı. Bakın, bir polis arabası. Sireni bile çalıyor. Bu polis arabasının rengi siyah, beyaz, kırmızı ve mavi. Vay canına.
şu inşaat araçlarına bakar mısınız? Oo! Vay canına! Şunlara bakın! Her şey var. 4 inşaat aracı da neredeyse aynı renk. Hepsinde siyah renk var. Hepsinin sarıya dönük turuncu bir rengi var. Sadece sarı diyebiliriz aslında. Vay canına. Evet, bu bir kazıcı yükleyici. Bu bir çimento kamyonu. Bu bir damperli kamyon. Vay canına. Ve bu da bir buldozer. Evet. Hadi başka renklere bakalım. Bu bir çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Hey, çöp kamyonunun rengini söylemeyi unuttum. Evet, bunun rengi yeşil. Traktörle aynı renk. Evet, bu bir traktör. Traktörün sarı tekerlekleri var. Pekala, güle güle, güle güle. Ve son bir aracımız daha var. Evet, bir itfaiye kamyonu. İtfaiye kamyonu. Bu itfaiye kamyonu kırmızı renkli. Üstünde biraz sarı ve beyaz da var. Sizlerle renkleri öğrenmek çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Hey! Merhaba, ben Blippi. Bilin bakalım neredeyim? Bir süpermarketteyim. Şuna bir bakar mısınız? Leziz bir elma. Acaba bu elma buraya nasıl geldi? Elma! Süpermarketteki tüm elmalar elma bahçelerinden gelir. Önce en güzel meyveleri toplamalısınız. Tıpkı bunun gibi. Çok lezzetli görünüyor. Topladıktan sonra onu diğer elmaların bulunduğu kasaya atıyorsunuz. Hadi birlikte bir elma bulalım. Bir elma görüyor musunuz? Aa, ben gördüm. Evet, bakın. Harika. Her şey bir işçinin elleriyle tüm elmaları toplamasıyla başlar. Sonra çuvallarını kasalara doldururlar. Kasalar dolduğundaysa traktör onları alır ve götürür. Ağaçlardaki elmalar toplanıp kasalara dolduruldu. Ve tüm kasalarda dolduğuna göre onları kamyonlara taşımalıyız. Vay canına! Elmalarla dolu 5
devasa kasa. Ve kırmızı bir traktör. Pekala. Şimdi ise elmalar kamyona yerleştiriliyor. Bu kasaları bir forklift yardımıyla kamyona yerleştiriyoruz. İşte böyle. Kasalar kamyonun arkasına yüklendi. Hadi gidelim. Şimdi fabrikaya gidiyoruz. Evet, fabrikaya geldik. Şimdi ise forkliftle kamyonun arkasındaki kasaları çıkartmamız gerekiyor. Şimdi de elmaların hepsini yıkayıp paketlememiz gerekiyor. Bakın, yeşil elmalar. Şimdi elma dolu kasaların hepsini buraya boşaltıp yıkayacağız ve paketleyeceğiz. Kasalar boşaltılırken elmaların sudaki yolculukları başlıyor. Bakın, kasalar boşaldı. Vay canına! Burada bir sürü yüzen elma var. Ardından sudan çıkartılıyorlar ve kurulanıyorlar. Temiz ve parlak ve biraz daha temizleniyorlar. Şu fırçalara bakın. Elmalar çok neşeli görünüyor. Ve sonra tüm elmalara su püskürtülüyor. Temiz ve parlak. Ardından dev pervanelerle kurutuluyorlar. Elmalar kuruduktan sonra gruplara ayrılıyorlar. Çok lezzetli görünenler ve çok lezzetli görünmeyenler olarak ikiye ayrılıyorlar. Ve çok lezzetli görünmeyen elmalar da işte burada. Onlar eğlenceli elma asansörlerine biniyorlar. Ve taşıma bandında enfes elmalı turtalar olmak üzere ilerliyorlar. Ama işimiz daha bitmedi. Bütün lezzetli elmalara etiket yapıştırılıyor. Bu bir etiket makinesi. Bütün elmalar etiketlendikten sonra benim elma yatağı dediğim yere getiriliyorlar. Sonraki adımda elma yatakları karton kutulara yerleştiriliyor. Bazıları da naylon poşetlere giriyor. Görünüşe göre bazı kutuların kapatılması gerekiyor.
yıkanıp paketlendikten sonra onları dev buzdolaplarına koyup kamyonları beklemeliyiz. Şu anda dev buzdolabının içindeyiz. Ve içerisi çok soğuk. İşte tüm elmalar burada tutuluyor. Vay canına! Ne kadar çok elma var. Depolama binası gerçekten çok uzun. Evet, koca bir tır taze elmaların yüklenebilmesi için deponun yanına yanaşıyor. Yenmeye hazır sayılır. Şu anda onları tırın arkasına yüklüyoruz. Pekala forkliftler, birkaç elma daha kaldı. Elmalar kamyona yüklendikten sonra marketlere dağıtılmaya hazırlar. Çok eğlenceli oldu. Elmaların markete nasıl geldiklerini beraber görmüş olduk. Unutmayın, elma girmeyen eve doktor girer. Merhaba, ben Blippi. Bu kaseyle güzel müzikler yapıyordum. Beğendiniz mi? Çok komik. Ama bugün müzik yapmayı öğrenmeyeceğiz. Evet, kil yapmayı öğreneceğiz. Şuna bakın şimdi. Kil. Evet, elimdeki tüm bu renklere bakın. Evet, bakın. Oynaması çok eğlenceli. Bunları yuvarlayarak farklı şeyler yapabilirsiniz. Bakın, bir beyzbol topu yaptım. Vay canına. Pekala, hadi renklere bakalım. Burada turuncu, beyaz, mavi, mor, yeşil, kırmızı, siyah ve açık mavi var. Ohoho. Ve bugün sizlerle bunlardan yapacağız. Evet, ve bu tarifle siz de evde bir yetişkin ne yapabilirsiniz? Evet, ve yaptıktan sonra bir güzel düzleştirip bunlardan alırsınız ve sonra da kesersiniz. Belki birkaç kelime de yazarız. Belki bir helikopter yaparız. Çok eğlenceli olacak. Pekala, ilk olarak kilin tüm malzemelerini alalım ve işte böyle. Sonra da tarife başlayalım. Önce bir kase bulmalıyız ve sonra yerinizde olsaydım bir yetişkinden yardım alırdım. Çünkü etraf çok dağılabilir. Çok fazla malzeme var. Evet, pekala. İlk olarak bir bardak un koyuyoruz. Oh, evet. Hadi açalım bakalım. İşte oldu. Tam olarak dolmasına gerek yok. Evet, işte bir bardak un. Döküyorum. Oh, vay canına. Bu yapacağımız kilin temelini oluşturacak. Pekala, tamam. Şimdi bir bakalım. 1/4 bardak tuz. Evet, etraf dağılmaya başladı bile. Evet, 1/4 bardak. Ve sonra biraz tuz alıyoruz. İşte böyle. Harika, hazır mısınız? 3, 2, 1. Oo, harika.
Pekala. Bunu tekrar kapatalım. Ve sonra da bir çay kaşığı krem tartar koyacağım. Aha, ne komik bir isim. Ha? Çok eğleniyorum. Krem tartar. Bir çay kaşığı. Aa, bir sürü var. Tamam işte oldu. Koyalım. Bunu birazdan karıştıracağız. Ama şu anda... bütün malzemeleri koymalıyız. Ve yarım çorba kaşığı sıvı yağ. Pekala. Oh. Şu anda etraf biraz dağılabilir. Tamam. Harika. Pekala. Kapağını kapatalım. Etrafa dökülmesin, değil mi? Yoksa her şey berbat olur. Evet. Şimdi yarım bardak H2O koyuyoruz. H2O'nun ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Su. Suya bayılırım. Pekala. Yarım bardak. Harika. Evet. Hey, şuna bakın. Onu kapatmayı unutmuşum. Kapatsak iyi olur. Pekala. Her şeyi kenara alalım. Çünkü artık karıştırmaya hazırız. Ama önce biraz renk katmalıyız. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ama şu anda yeşil rengimiz olsa da bence bir yeşil daha yapmalıyız. Bu biraz daha açık renk olacak. Hadi şunu açalım. Ve biraz yeşil dökelim. Ne kadar koyulacağını bilmiyorum ama bu çok fazla olmalı. Ve sonra da biraz sarı ekliyorum. Evet, bu sayede daha açık bir yeşil elde edeceğiz. Kapatalım. Vay canına, eğlenceli bir tarifti. Ama şimdi bunu karıştırmalıyım. Oo, çok iyi görünüyor. Vay canına. Görüyor musunuz? Vay canına. Tamam, karıştırmaya devam edeceğim. Ohohoho, evet, başardık. Oo, şuna bakın. Vay canına. Oo, ev yapımı kil. Yeşil tonu ne kadar güzel, öyle değil mi? Harika. Acaba siz evde önce hangi renk yapacaksınız? Sonrasında bunlarla yapacağınız şeyler çok eğlenceli. Ezerek düzleştirebilirsiniz. Bakın şu numarayı izleyin. Nereye gitti? Çok komik. Hadi çıkartalım. Oo, mükemmel. Şimdi bunları kullanabiliriz. Evet, kurabiye kalıplarına benziyorlar ama şu anda kurabiye yapmıyoruz. Bunu yemeyeceğim. Tamam mı? Pekala. Evet. Aa, evet, bu uçağı hatırladınız mı? Evet. Şuna bakın. Şimdi bunu aşağı itelim. Oo, bakın. Bir uçağı çıkarttık. Ama önce şunu çıkartalım. Vay canına. Evet, çok iyi bir iş çıkarttık. Vay canına, uçağımızı buraya bırakacağım. Şimdi de elimizdeki tüm renkleri çıkartalım. Tamam mı? Sonra da farklı bir şeyler yapalım. Tamam. O zaman yeşil rengi bırakalım ve... Burada bir uçağımız var. Ne yapsak? Aa, bazı harfler var. Bir U. Köpeğimiz var. Hof, hof. Benimle köpek taklidi yapar mısınız? Hazır mısınız? Hof, hof. Hof,
Hav. Çok güzel. Köpekler çok sevimli. Tamam, mavi bir köpek yapalım. Çok tuhaf olacak değil mi? Tamam, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kili bir güzel düzleştiriyoruz. Pekala. İşte oldu. Bastıralım. Ha, evet. Şuna bakın hele. Kenarlarından ayıralım. Vay canına. Ve şimdi... Çok komik. Bakın bu da ne? Evet. Küçük bir kuçu. Tamam, seni kurtaracağız. Seni şuraya alalım. Harika. Tamam. Bir kuşu ve bir uçak. Harika. Hey, bence şimdi harfleri kullanalım. Bir şey yazabiliriz. Tamam mı? Burada bir B, bir P, bir I, bir L, bir B, bir P, bir I ve bir L. Sizce bu harfleri kullanarak ne yazabiliriz acaba? Bir B, bir P, bir I ve bir L. Buldum. Evet, benim adım. Blippi. Evet, adımı sadece bu dört harfle yazabiliriz değil mi? Bakın şöyle olacak. Bir B, bir L, bir I olacak. İki P yapacağız ve sonra bir I daha yapacağız. Harika. Hadi bakalım başlayalım. Önce renkleri seçmeliyiz. Hadi şu mavi rengi kullanalım. Evet, işte oldu. B harfimizi yapalım. Harika. Oo, gerçekten çok güzel olacak. Evet, bunlardan varsa siz de kendi adınızı yazabilirsiniz. Tamam, şimdi de mor kullanalım. Pekala, burada mavi bir B harfimiz var. Evet, evet, tamam. L harfimizi de yapalım. Oo, güzel. Çok güzel bir L harfi oldu. Evet. B, L. Şimdi de bir İ yapmalıyız. Nasıl görünüyor? Evet. Oo. Tamam. B, L, İ. Evet. B, L, İ. Sonraki harf nedir? Evet, P. Evet ve iki tane yapmalıyız. Çok heyecanlı. Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Evet, yani turuncu. B, L, İ. P. Bir P daha lazım. Bu kez siyah renk kullanacağım. Çok eğleniyorum. Çok soğuk bir yapısı var değil mi? Bir P daha. Evet. Ve şimdi işte oldu. B, L, İ, P, P. Sonraki harf nedir? B, L, İ, P, P. Evet, İ. Hadi bu parlak kırmızıyı kullanalım. Pekala, başlıyorum. B, L, İ, P, P, İ. İşte oldu. Nasıl görünüyor? B, L, İ, P, P, İ. Evet, harika oldu. Tamam, bunları şimdi buraya alalım. Köpek ve uçağın yanına. İşte oldu. Pekala. Hadi bir şey daha yapalım. Hey, hazır bu şablon ve kurabiye kalıplarımız varken... Bunların birçoğunu kullanabilirsiniz değil mi? Bir yıldız, bir kalp,
veya bir kelebek yapabilirsiniz. Evet. Ya da başka aletler kullanırsınız. Evet. Mesela bir kaşık ya da çatal. Şuna bakın. Çatalı alıp bahçedeymiş gibi. Evet, yapabilirsiniz. İşte böyle. Evet, toprağı havalandırmalıyız. Bu sayede bitkiler ekeriz, değil mi? Vay canına. Ama küçük parçalarla etrafı dağıtıyorum. Şuna bakın. Bu öğrendiğim havalı bir yöntem. Gördünüz mü? Ezerek birçok parçayı toplayabilirsiniz. İşte böyle. Evet, çok eğlenceli değil mi? Tamam. Şimdi şuna bakın. Hey, henüz bu yeşili kullanmadık. Kaşığı alıyoruz ve işte böyle kaşıklıyoruz. Yarım daire olana kadar devam ediyoruz, tamam mı? Bu şekilde tam bir daire yapabilirsiniz. Hadi deneyelim. Hazır mısınız? Evet. Bakın. İşte oldu. Oho, bakın. Bir daire oldu. Vay canına. Sonra elinize alın ve yuvarlayın. Evet. Bakın. Basketbol topuna benziyor. Çok komikti. Sizlerle kil yapmak çok eğlenceliydi. Benimle kil yaparken eğlendiniz mi? Evet. Gerçekten çok eğlenceliydi. Evet, kurabiye kalıplarıyla killerden bir uçak yaptık. Evet. Sonra bir köpek yaptık. Hav, 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 hav. Ve adımı yazdık. Blippi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B O L İ P P İ Blippi. Pekala. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba. Şu indiğim arabaya bakın. Evet, bu bir polis arabası. Ve bugün polis arabalarını yakından tanıyacağız. Şuna bakın. Bu bir polis arabası. Birlikte polis arabasının parçalarına bakalım mı? Evet, hadi. Oo, şu tepe lambasına bakın. Kırmızı bir ışık ve mavi bir ışık var. Işıklardan bahsetmişken. Oo, şu spot lambasına bakın. Oo. Çok parlak. Polis arabasının önüne bakalım. Burada demir bir tamponu var. Bozulan araçları yolun diğer tarafına itmek için kullanılıyor. Altındaysa bir hoparlörü var. Dinleyin. Bu harikaydı. Şimdi en sevdiğim tarafa geçelim. Aracın motoru. Araba tüm gücünü buradan alıyor. Ve yağ. Birlikte yağ kontrol edelim mi? Alerji mevsimi. Pekala.
Oo, bakın. Evet, yağ yeterli görünüyor. Şimdi çubuğu yerine koyalım ve kaputu kapatalım ve arkaya geçelim. Oo, şuraya bakın. Lastik ve jantlar. Aha, bir de şuna bakın. İki kelime. İlk kelime Olimpia. O, L, Y, M, P, I, A. Aa, ve ikinci kelimemiz polisi. P, O, L, I, S, I. Olimpia polisi. Ve son olarak bagaj. Burada havalı şeyler var. Vay canına. İşaret fişeği. Oo, hız ölçüm radarı. Ve trafik konileri. İkaz bandı. Bunu size sonra göstereceğim. Ama şimdi dans zamanı. Birlikte polis aracının içine bakalım mı? Hadi gelin. Oo. Ay canına. Şimdi aracın içindeyiz. Şuna bakın. Şu düğmeyi görüyor musunuz? Bunu sağa doğru iteceğim. Işıklar yanıyor. Bakın. Vay canına. Çok parlaklar. Pekala. Şimdi ışıkları kapatacağım. Evet, kapattım. Ah, şuna bakın. Gördünüz mü? Işığı açtım. Spot ışıklarını görüyor musunuz? Oo. Pekala. Hadi kapatalım. Bakalım başka ne varmış? Oo. Direksiyon. Ohohoho. Ve megafon. Merhaba, merhaba. Sizi görüyorum. Ben Blippi. Çok komik. Ve gürültü ve seslerden bahsetmişken şuna bakın. Burada bir tuş var. Dinleyin. Evet, bu siren. Ve bir bilgisayar. Evet. Çok havalı. Blippi polis arabası şarkısı çalıyor. Pekala. Ve burada size göstereceğim başka şeyler de var. Kapıyı kapatalım. İşte böyle. Buraya gelin. Evet, işte bu bir devriye çantası. İçinde bir sürü havalı alet var. Örneğin, bir dürbün. Vay canına, çok uzağa görebiliyorum. Pekala, bunları kutuya koyalım. Peluş bir gergedan. Bir fotoğraf makinesi. El feneri. Merhaba. Merhaba. Böylece karanlıkta görebiliriz. İlk yardım kiti. Ve kelepçe. Çok havalı. Kelepçeleri severim. Pekala. Hadi deneyelim. Şimdi
taktım bakın. Bunu çıkartamam, tamam mı? Oo. Aa. Ha. Ama neyse ki. Oo. Elimde kelepçe anahtarları var. Şimdi açalım. Döndürüyoruz. İşte çıkarttım. Sihir gibi. Yerine koyalım. Oo. Ve son olarak her polis memurunun bir güneş gözlüğü olmalı. Evet, işte bu. Bakalım. Oo. Evet. Şimdi bir polis memuru gibi oldum. Şuna bakın. Şüphelileri işte buraya alıyoruz. Vay canına. Kapının bir kolu bile yok. Ve koltuklar plastik. Ve çok rahatsız. Oo. 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 Burada olmayı sevmedim. Yetişkinler için çocuk kilidi gibi şeyler de yok. Bakın. Merhaba. Bu bir hız ölçüm radarı. Bu cihazdan çıkan lazeri bir araca tuttuğumda ne kadar hızlı gittiğini görebiliyorum. Şu anda bir sokağın köşesinde hız yapanlara bakıyoruz. Biri geliyor. Oh, çok hızlı gidiyor. Hadi onu yakalayalım. Merhaba memur bey. Hızınız hakkında konuşmamız gerek. Oo, affedersiniz, ne diyebilirim ki? Biraz abarttım. Size bu seferlik bir uyarı vereceğim. Herkese güvende tutmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Aa, bu arada bu adamı arıyoruz, gördünüz mü? Oo, hayır. Görünüşe göre adam gözlük takıyormuş. Ben takmıyorum. Haklısınız, bunu alabilirsiniz. Görürseniz tamam. Bizi arayın lütfen. Tamam. Dikkatli gidin. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Oo, bu kez ucuz kurtuldum. Merhaba. Hey. Hadi arabanın bagajında neler olduğuna biraz daha yakından bakalım. Hey. Oo. Bakın. Burada bir polis memuru şapkamız var. Oo. Evet ve evet. İşte bir güvenlik yeleği. Oo. Rengi de parlak sarı. Şuna bakın. Oo. Pekala. Güzel ve parlak sarı renkli bir güvenlik yeleği. Nasıl görünüyorum? Evet. Şapkamı da taktım. Ve oo. Bakın. 4 turuncu trafik konisi. 1, 2, 3, 4. Tamam. Oo, bakın. Bir işaret fişeği. Vay canına. Bunu cebime koyayım. Ve yol kapanı. Bunu yere koyalım ve bagajı kapatalım. Tamam. İlk olarak oo, bunu açıyoruz. Yol kapanı. Yakından bakın. Vay canına. Şuna bakın. Oo, çok keskinler. Pekala. Bunu buraya alalım. Bunu da kenara alalım. Tamam. Hazır mısınız? Şunu izleyin. Tamam. Şimdi polis arabası için bu trafik konilerini dizeceğiz. Polis arabası da buraya geçilmediğinden emin olacak. Çünkü bunlar çok keskin. Peki. Evet. 4 trafik konisini çıkaralım. Ve birini buraya koyalım. Gelin. Ve ikincisini de buraya koyalım. Tamam mı? 1, 2. Ve üçüncüsünü buraya koyalım. 1, 2, 3.
bir tane daha var. Hadi gelin. Tamam. Buraya ne dersiniz? Hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç, dört. Aa! Neredeyse unutuyordum. En sevdiğim kısma geldik. Oo! Tamam. Bu işaret fişeği. Bu bir oyuncak değil. Çocuklara göre değil. İşte başlıyoruz. Vay canına. Evet. Buraya bırakalım. Ve işe başlayalım. Kapanın hemen yanından geçti. Harika. Polis araçlarını sizlerle öğrenmek çok eğlenceliydi. Şimdi sıra polis arabası şarkısında. Sirenleri vardır arabalarında. Mavi ve kırmızı ışıkları var. Işığı gören arabalar çekilir yoldan. Polisler, polisler, polisler. Polislerin arabaları farklı farklıdır. Ve içlerinde bir bilgisayar bile vardır. Bazen de bir köpek yardıma koşar. Onun da bunun için eğitimi var. Polisler, polisler, polisler. Biri zor durumdaysa ya da yaralanmışsa ya da acil bir durum varsa ararsın polisi, hemen gelir biri hızlıca. Sizlerle polis arabası şarkısını söylemek ve dans etmek çok ama çok eğlenceliydi. Hey, size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Sizler çok özelsiniz. Siz harika çocuklarsınız. Dünyamıza yapacağınız muhteşem şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum. Dünyayı daha güzel bir hale getirip insanlara yardım edeceksiniz. Ve son olarak arkadaşım olduğunuz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim artık gitmem gerekiyor. Ama beni daha çok görmek isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet, adımı yazın yeter. Adımı biliyorsunuz değil mi? Evet, Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi, bu benim adım. Harika. Sonra görüşürüz. Güle güle.
Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba, ben Blippi. Şuraya bakın. Evet, bu bir kazıcı yükleyici. Bugün sizlerle kazıcı yükleyiciyi daha yakından tanıyacağız. Pekala. Kazıcı yükleyicinin dışındaki parçalara bakacağız. Gelin. Vay canına. Bu kazıcı yükleyici çok büyük. Büyük olan bir şey daha var. Evet, bu çok büyük bir tekerlek ve lastik. Bir de şuna bakalım. Bu daha küçük bir tekerlek ve lastik. Oo! Bakın. Vay canına. Bunlar lastiğin tırnakları. Bu sayede tekerlek dönerken başka yerlere kaymıyor. Oo! 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 Ay başım dönmeye başladı. Aa! Oo! Buraya gelin. Oo! Burası aracın kabini. Kazıcı yükleyicinin operatörü buraya oturuyor. Vay canına, çok hoş. Oo, bir de şuraya bakın. Evet, bunlar aracın farları. Evet, ve bunlar da sinyal lambası. Bu sayede kazıcı yükleyiciyle trafiğe çıkabilirsiniz. Evet. Vay canına. Wow! Bu bir denge ayağı. Ve normalde yukarıda oluyor ama şu anda aşağıda duruyor. Böylece kazıcı yükleyici kazı yaparken sabit bir şekilde durabiliyor. Oo! Oo! Ben de çok sabitim. Oo! Kazıcı yükleyicinin bu kısmına ise bom deniyor. Yukarısına da aracın kolu deniyor. Evet, bu kol gerçekten çok özel. Çünkü bu bir uzar bom. Bu harikaydı. Şuraya bakın. Burası kazıcı yükleyicinin arka kepçesi. İçi de çok geniş. Evet. Bunu birazdan kullanacağız. Gelin. Vay canına. Bu bir egzoz. Motorda yanan gaz buradan dışarı çıkıyor. Vay canına. Oh, hey. Şuna bakın. Burası ön kepçe. Gerçekten çok büyük. Arka kepçeden bile daha büyük. Bu ön kepçe de çok özel. Dörtlü bir kepçe ve istiridye kabuğu gibi açılıyor. İstiridyelere bayılırım. Oo! Vay canına. Şuna bakın. Bunlar hidrolik hortumlar. Bu bir hidrolik silindir. Hidrolikler ön ve arka kepçeye sıvı basıncı uygulayarak enerji sağlar. Vay canına, kazıcı yükleyicileri çok seviyorum. Şimdi kazıcı yükleyiciyi kullanma zamanı. Hadi gelin.
Bir saniye. Bir şey mi unutuyoruz? Evet. Her şeyden önce güvenlik. Evet. Baretimi taktım ve turuncu güvenlik yeleğimi de giydim. Pekala. Şimdi kazıcı yükleyiciyi kullanabilirim. Evet. Bir saniye. Bir şey daha unutmuş olmalıyız. Evet. Motorun iyi durumda olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Hadi. Pekala. Bu motorun kaputu. Hadi açalım şunu. Vay canına. Bu çok büyük bir motor. Burası hava filtresi. Bu soğutucu. Burada radyatörden çıkan büyük bir boru alternatör ve akü var. Vay canına, ne kadar da güçlü. Şimdi sizlerle yağ kontrol etmeliyiz, tamam mı? İşte burada. Pekala. Yağ bunun içinde. Sarı renkli bir yağ çubuğu var. Şanzımansa T şeklinde bir yağ çubuğuna sahip. Şimdi sarı renkli olanı alacağız ve... evet. Tamam. Bunu silelim. Tekrar sokalım. Şimdi yağı kontrol edebiliriz. Evet. Gayet iyi görünüyor. Pekala. Hadi bakalım, yerine koyalım. Artık kazıcı yükleyiciyi kullanabiliriz. Hadi gidelim. Pekala. Kazıcı yükleyicinin içindeyiz. Her şeyden önce güvenlik gelir. Emniyet kemerimizi takmalıyız, değil mi? Harika. Kazıcı yükleyicinin havalı bir yanı da ön ve arka tarafının olması. Hadi ön tarafına bakalım. Şuna bakın. Bu bir direksiyon. Kazıcı yükleyiciyi bununla kullanıyoruz. Ve bu da vitesi. Evet, bu şekilde öne veya geriye gidebiliyoruz. Ve bunlar da dönüş sinyalleri. Evet, bir özelliği daha var. Şimdi dinleyin. Evet, korna. Ve ön kepçeyi işte bununla kontrol ediyoruz. Geri çektiğimizde yukarı çıkıyor. İleri ittiğimizde ise aşağı iniyor. Evet, çok güzel. Şimdi de arkaya bakalım. Evet. Vay canına. Gördüğünüz gibi aracın bomu, kolu, kepçesi ve denge ayakları burada. Tüm bunları bu iki kol yardımıyla yönlendiriyoruz. Biri bu. Ve diğeri de bu. Şimdi ikisini kullanalım. Hazır mısınız? Ve bir de şu siyah düğmeye basalım. Dinleyin. Evet, çok iyiydi. Şimdi kazıcı yükleyiciyi kullanma zamanı. Hadi çalıştıralım. Thank you.
büyük bir kepçe. Kazıcı yükleyiciler inşaat alanındaki en işlevsel araç. Çünkü büyük bir ön kepçesi ve küçük bir arka kepçesi var. Vay canına! Şimdi kazıcı yükleyici dansı zamanı. Ekranda kazıcı yükleyicinin ön kepçesini görünce şöyle dans edin, tamam mı? Bakın şöyle. Tamam mı? Arka kepçeyi gördüğünüz zaman da şöyle dans edeceksiniz. Bakın. Pekala. Başlıyoruz. Bir kazı makinesi toprağı kazıyor. Evet. Hazır olun. Bir kepçe ve bir de kol var. Ekskavatörler çok havalılar. Ekskavatör. İşe koyuluyor. İşte toprak çekiliyor. Bir tane daha geliyor. Birinci öyle ki yoktu bir eşi benzeri. Ekskavatör. Sonuncusu. Ekskavatör. Harikaydınız. Sizlerle kazıcı delicileri yakından tanımak çok eğlenceliydi. Kazıcı delici videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Pekala. B-L-I-P-P-I. Blippi. Harikasınız. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar. Eğlence burada. Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Hey, ben Blippi. Bugün bir sürü baloncukla birlikteyim. Baloncukları seviyorum. Peki ya siz? Evet. Bu bölümde sizlerle baloncukları çok iyi bilen biriyle tanışacağız. Evet. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Ne kadar güzel. Teşekkürler Blippi. Hey, bekle. Sen de kimsin? Ben baloncuk uzmanı Megan. Baloncuk uzmanı mı? O da ne demek? Her tür baloncuğu yapabiliyorum. Baloncuk mu? Baloncuklara bayılırım. Bana da gösterir misin? Tabii. Büyük baloncuklar yapabilirim. Bu çok büyük bir baloncuk. Küçük baloncuklar da yapabilirim. Öyle mi? Çok heyecanlıyım. Vay canına. Bakın bunlar küçük baloncuklar. Megan büyük baloncuklar ve küçük baloncuklar yaptı. Çok güzeldi. Deneyebilir miyim? Elbette. Tamam. Nasıl yapacağım? İstediğin bir baloncuk sopasını alabilirsin. Tamam. Şuna ne dersiniz? Bu büyük bir çember. Merhaba. Şimdi ne yapacağım? Baloncuk karışımının içine daldırmalısın. Tamam. Ve iyice ıslandığından emin ol. Tamam. Başlıyorum. Ve sonra çıkartıp havada sallıyorsun. Vay canına. Bu harika. Sıra bende. 3, 2, 1. Patladı. Hadi yine yapalım. 3, 2, 1. Yine yaptım. Bu harika. Vay canına. Bu çok küçük bir baloncuk. Baloncuk yapmayı seviyorum. Tüm bu ekipmanların bu kadar renkli olması çok güzel. Bakın. Bunun rengi sarı ve yeşil. Buysa kırmızı ve mavi. Vay canına, çok güzel. Renkleri seviyorum.
Peki baloncuk yaparken tüm renkleri baloncukların içinde görebildiğini fark ettin mi? Aa evet, görüyorum. Gökkuşağına benziyor. Bu nasıl oluyor? Evet. Işık baloncuğa yansıyor ve kırılıyor. Böylece gökkuşağının farklı renklerini görebiliyorsunuz. Oo, gökkuşaklarını seviyorum. Gökkuşağının renklerini biliyor musunuz? Elbette biliyorum. Bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Oo, renkler, gökkuşakları ve baloncuklar. Oo. Uy. Bu sopa üçgen şeklinde. Bu sopa bir yıldız. Bu sopa bir kare. Bu sopa bir kalp. Bu sopa bir çiçek. Yaptığımız bütün baloncukların yuvarlak olduğunu fark ettiniz mi? Evet, neden ki? Çünkü hangi şekli kullanırsanız kullanın, baloncuklar daima daire şeklinde olur. Çünkü daire baloncukların oluşmasını sağlayan en uygun şekildir. Aa, şimdi anladım. Çok güzel. Aa, bir saniye. Baloncuk sihri kullanırsak işler değişir. Ooo, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Ohoho. Vay canına. Oo. Hey, sana özel bir baloncuk yapacağım. Öyle mi? Nesi özel olacak ki? Bir böcek baloncuk yapacağım. Aa, gerçekten mi? Ne tür bir böcek? Sana birkaç ipucu vereyim. Tamam, ben hazırım. Pekala. Yerde sürünmeyi sever. Tamam. Ve sebze yemeyi sever. Ben de sebzeleri severim. Ayrıca büyüyünce şekil değiştirir. Başkalaşım mı? Hangi böcek olduğunu biliyorum. Evet, bu bir tırtıl. Doğru bildin Blippi. Tamam, hadi tırtılı görelim. Pekala. Önce mavi çember sopamı ve sarı pipetimi almalıyım. Vay canına. Oh. Oh, harika. Vay canına. Bir baloncuğu diğer baloncuğun üstüne koyuyorsun. Doğru. Bir baloncuk daha. Şu anda birbirine bağlı 3 baloncuğumuz var. 1, 2, 3, 4. Vay canına. Ah, bir tane daha. 5 yuvarlak. 4 yuvarlak baloncuk var. Çok güzel. Vay canına. Bence tırtıllar çok havalı. Çünkü başkalaşım geçiriyorlar. Hey, hangi böceğe dönüştüğünü biliyorum. Evet, başkalaşımdan sonra kelebeğe dönüşüyorlar. İşte başlıyoruz. Huhu, kelebek baloncuklar, tırtıl baloncuklar. Huhu.
Şuna bakın, bu bir bulut baloncuk. Patlatabilir miyim? Elbette. Hadi yapalım. Balon patlatmayı çok seviyorum. Evet. Çok büyük bir baloncuk. Bugün baloncuklar hakkında çok şey öğrendik. Sopaların renklerini, baloncukların renklerini, sopaların şekillerini ve bazılarının çok büyük, bazılarınınsa çok küçük olduğunu gördük. Ama o küçük sevimli böcekleri de unutmayalım. Bu da ne? Sana çok büyük bir baloncuk sopası getirdim. Oo, büyük baloncuklara bayılırım. Ne yapacaksın? Bu bir sürpriz. Tamam, sürprizleri severim. Ama önce tam ortasında durman gerekiyor. Tamam. Şimdi gözlerini kapat. Tamam. Şimdi gözünü aç. Oo, vay canına, şuna bakın. Bir baloncuğun içindeyim. Oo, bu harika. Tekrar yapabilir miyiz? Tabii ki. Pekala, başlıyoruz. Oo, bir baloncuğun içinde yüzüyorum. Evet. Vay canına, bu da ne? Bu bir gökkuşağı topu. Aa, gökkuşağı topu mu? Bakalım nasıl çalışıyor. Pekala. Önce içini açıyoruz. Oo. Sonra da döndürüyoruz. Oo. Bir sürü baloncuk yapıyor. Buna neden gökkuşağı topu dediğini anladım. Çok renkli olduğu için, öyle değil mi? Bu doğru. Bugün bize baloncukları anlattığın için teşekkür ederiz Megan. Beni çağırmana çok sevindim Flippy. Pekala, harika. Görüşürüz. Hoşça kal. Baloncuk gibi dans ediyorum. Pat. Sizlerle baloncuklar, şekiller, renkleri, boyutlar ve böcekleri yakından tanımak eğlenceliydi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Adımı yazmaya ne dersiniz? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harikasınız. Pekala. Sonra görüşürüz.